Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 2016 yılı Ekim ayı olağanüstü toplantısı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş Başkanlığı'nda yapıldı. Yoğun katılımda gerçekleşen ve tek maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi 234 ada 3 nolu parseliyle ilgili imar tadilatı teklifinin görüşülmesiyle ilgili gündem oy birliğiyle İmar ve Bayındırlı Komisyonu'na havale edildi. Komisyona havale edilen Hatay ile Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi'nde yer alan 234 ada 3 numaralı parselin bir kısmında çöp gazından elektrik üretilmesi için enerji üretim tesisi alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebi oya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 4 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilip 5216 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince tetkik ve karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilmesi hususunu huzurlarınıza arz ederim. Malumunuz olduğu üzere bu metan gazı karbonun 21 katı kadar zera etkisi yaratıyor. Şimdi bir yıl içerisinde eğer bir yıl bu firma bu sene lisansla alamazsa hem metan gazı Orta Batı'nda ilk tüketici olduğu için boşalacak, hem evreni boşalacak hem kamu kararına doğmuş olacak. Dolayısıyla bu kanun yararlanmak üzere arz ederim. Peki arkadaşlar, o zaman komisyonu öyle bir hale verelim burada işte 5 dakika. Belediye Meclisimizin 12-12-16 tarihli birleşiminde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 7-12-16 gün ve 265 sayılı yazıları ile komisyonumuza havale edilen Hatay ile Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi'nde yer alan 234 ada 3 numaralı parselin bir kısmına çöp gazından elektrik üretilmesi için enerji üretim tesisi alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması talep edilmektedir. 394 sayılı imar kanunu ilgili yönetmelikleriyle şehircilik ve planlama ilkelerini ve Hatay 1/25000 ölçekli çevre üretim planı ve plan hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygun olduğuna karar verilmiştir. Takdir meclisinde komisyonumuza teşekkür ediyoruz arkadaşlar. O zaman komisyon raporu oyluyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ben bugün bu özverimize dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ben komisyonumuza, bütün başkanımıza, büyükşehirimize aldığımız kararda şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. En azından ozonun denmemek adına, icetmemek adına ve bununla birlikte de ekonomimize en az 10 milyon para kazandırmak adına bugün göz vermenize teşekkür ederim. Hepinize de iyi günler diliyorum. Cuma günü görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum.